Nerede geç abici? Stüdyomuz burası. Dikkat edersen bak, stüdyomuz diyorum. Seni o kadar içselleştirdim. Bana bu yatırımı yapman benim için çok önemli. Seninle burada nice başyapıta imza atacağız inşallah. Başyapıt falan hiç ilgilenmiyorum Feridun. Umrum değil. Benim hiç umurumda değil ha. Ben öyle laf olsun torba da olsun. Boş boş konuşuyorum yani. Ne umurumuzda onu öğreneyim ama. Para. Para. Sence ben tefeciliği neden bıraktım Feridun? İnsanlar ekonomik krizde olduğu için sana borçlarını geri ödeyemediler. O yüzden mi abi? Bence siyasi şaka yapma Feridun. Sonra biliyorsun... Feridun'cum, ben eğlence sektöründeki açığı buldum. Bravo abi. Bütün tefecilik işlemlerimi bitirdim, ivedilikle bu işe girdim, anlıyor musun? Abi on numara bir hareket yapmışsın, biliyor musun? Tam olarak nasıl bir açık abi bu? Grup. Grup yapmalıyız Feridun. Memleketin ihtiyacı bu. Grup yapmalıyız. Seninle grup yapacağız, anladın mı? Grup. Abi ben evliyim yalnız ha, onu söyleyeyim mi? Öyle mi diyorum lan? Eskileri düşün. Ha. Kargo. Kargo. Hepsi. Evet abi. Birkaç iyi adam. Spice Girls. New Kids on the Block. Grup Laçin. Kim? Grup Laçin abi vardı ya hani. Haydi güzelim tık tık kafayı 7-8 adam böyle. Yok mu? Yok. Tamam, hiç önemli değil abi. Hiç kafayı karıştırmayalım. Ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Zaten senin ne dediğini çok iyi anladığım için de gittim eskilerden onları getirdim. Tümü grubu abi. Eskilerden mi? Evet. Oğlum bunlar yaşlanmıştır. Ben Z kuşağının cebindeki paranın peşindeyim. Abi ne yaşlanması, gözünü seveyim, böyle bir şey olabilir mi ya? Senin o bayıldığın J.Lo, Jennifer Lopez kaç yaşında abi? Kaç? 53. Yapma ya. Şimdi hadi hazırım dese buradan İzmit'e kadar kuyruk olmaz mı abi? Olur. Shakira, Shakira 45 yaşında abi. Bak Madonna hiç söylemiyorum, bayramda gider elini öper, hayır duası alırsın. O derece. Çağır gelsinler. Çağır gelsinler. Ben de bankaya gideyim. Tamam abi. Nakit işlemlerini halledeyim. Albüm için 2 milyon yeterli mi? Şimdi İsmail abi, ben 4 kişiler ya. Biraz daha mı çeksen acaba? 2,5. Kulağa çok hoş geliyor abi. 2,5 harika. Çok güzel. Ben gideyim, sen de şu senedi imzala. Abi ne senedi ya? Bizim sözümüz senet. Öyle kağıda falan gerek yok yani. Yatırımımı garanti altına alıyorum Feridun. Sen de öyle yapsan iyi olur. Al kardeşim. Vallahi abi bizim tuzumuz kuru. Ben malıma güveniyorum ya. Ben tümü grubunu getirtmişim. Sen deli misin ya? Al. İmza yaptım. Tümü inşallah iyidir. İyi değilse faiziyle birlikte paranın tümünü alırım Feridun. Abi, Spice Girls comeback diyorum sana. Sen bana ne anlatıyorsun? Sen eğleniyor musun benimle? Git paranı çeksen ya. Hadi aslan abim benim, şu heybete duruşa bak. Selametle. Lan kızları görmeden yine atar yaptık ama bir sürü. Alo. Ha hanımlar. Ne yaptınız, geldiniz mi? Tamam doğru, o dükkanın tam karşısında kahverengi bir kapı var. Evet, çalın bakalım doğru yer mi? İşte bu, bravo. Hadi gel de açtım kapıyı, hadi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yalnız devlet hastanesi karşıda mı? Yanlışlık olmasın. Evladım, biziz. Tümü. Tümü bu mu? Lan eksik bu. O zaman şimdi izle. Kızlar dans. Haydi şimdi birlikte. Tümü. 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 Ay. Ay. Ay benim kilitlendi. Bir popstarı söyleyeceğiz, son cümle benim kilitlendi ha. Ya dedireceğim hanımlar, zaman size ne kadar acımasız davranmış. 15 yılda buradan buraya nasıl geldiniz ya? Eczane poşeti lan bu. Evet. Belim çok ağrıyor bu aralar. Nazlı Hanım, o gözünüzdeki gözlüğün dekoratif bir amaçla kullanıldığını düşünmeye o kadar istiyorum ki şu an. Ya keşke ben de isterdim ama ben yakını okuyamıyorum, okumak amacıyla. Anladım. Yeter Hanım, siz bu grubun taşıydınız ya. Göbek taşına dönmüşsünüz, bu nasıl bir şey? Ne? Ne diyor? Oo, biz yedik ya. Vertigom var da. İki kulakta çınlama yapıyor, duyum gitti. Sen sormadan ben söyleyeyim. Bak, bu da benim örgü çantam. Örgüye merak sardım bu aralar. Kızlar burada ne oluyor? Vallahi bu iş böyle olmaz ha. Ne oluyor ya? Ne oluyor ki? Ya ne demek ne oluyor ya? Ya hanımlar, ya sizler böyle genç kızların hayallerini süslerdiniz, genç erkeklerin sevgilisiydiniz ya.
Ya ne hale gelmişsiniz? Bu ne hal? Nihal kim? Kim Nihal? Lan Sağır var aranızda, Sağır. Sağır değil, vertigosu var. Evet, biraz yaşlandık. Ne var yani? Instagram'da öyle gözükmüyor ama maşallah. Allah o filtrelerin cezasını versin zaten. Ya şu halinize bak, ben dedim bir tane hit şarkı yaparız. Böyle şenlikler, açılışlar, festivaller gideriz. Oralarda coşarız dedim ama böyle... Tokat Yaprak Festivali'ne bile gidemeyiz biz bu halde ya. Ay, abartma be Feridun. Evet, tamam, birazcık yaş almış olabiliriz ama enerjimiz yerinde. Sen çok yavaş konuşuyorsun. Benim sinirimi acayip derecede bozmaya başladın. Seni böyle 1,5x'te YouTube'da İlber Ortaylı videosu izler gibi izlemek istiyorum ha. Hanımlar, böyle şarkı marka bir şey beste yaptık, toplandık dediniz. O ne alemde? Ne? Ne diyor? Beste diyor. Yaptınız mı diyor? Beste mi? Aa, beste, beste. Feridun. Evet. Çok iyi şarkılar yaptık. Evet, şu ilacımı içeyim de dur başlayalım. Antidepresans 2 tane de bana ver onları. Yok Melih'ciğim. Ya demans, bel ağrısı, sağırlık ya. Pop müzik bu değil hanımlar ya. Ay, senden mi öğreneceğiz be popu? Bizim en az 10 tane hiç şarkımız var. Saçında da en az 10 tane beyaz var. Ha, ben buradan gözümle böyle sayıyorum onları. Ya arkadaşlar, sizi bizim bir bakıma sokmamız lazım. Bu iş böyle olmaz. Yapımcı geldi. Yapımcı geldi. Beste var diyordunuz. Şarkı ne var? Şey var. Neydi? Efsane yârimsin tatlım. Efsane yârimsin tatlım. Kafada şöyle bir çek ediyorum. Genç kızların sevgilisine söyleyebileceği içi boş tınılı bir şarkı. Çok güzel. Çok güzel bir şarkı oldu. Şimdi sizi stüdyoya alacağım. Ha, nerede? Işığı da malum sebeplerden böyle birazcık kısacağım. Kusura bakmayın artık. İsmail abi alacağım. Hemen kayda gireceğiz. Geç. Ne diyor? Ya sen arkadaşın dinle. Geç. Stüdyoya. Geç, 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 geç. İçme, içme. Evet ablacığım, evet. Allah'ım delireceğim. Nereden kısın? Aa. Abicim gel, abi buyur. Geldiler mi efendim? Abi geldiler ne demek ya? Geldiler, pop bize içeride yön veriyorlar. Gözünü seveyim, her şey hazır. Öyle bir şarkı yapmışlar ki. Adı Efsane Yârimsin Tatlım. Aha. Efsane Yârimsin Tatlım. Evet abi. Güzel, kulüplerde çalarız mı? Abi kulüplerde, beachlerde, gazinolar, pavyonlar, her yer bu şarkıyla inleyecek. Sen hiç merak etme. Evet, altın kızlar beni duyuyor musunuz? Evet. Tamam, yapımcımız geldi, hazırız. Yüzümüzü karıştırmayın, gözümü seveyim. Hadi 3, 2, 1, recording. Oğlum EYT diyor, 25'inde maaş diyor. Bu nasıl metafor? Şimdi abi gençler çok politize oldu ya barolar. Acaba dedim oradan mı yürüyorlar? Vallahi nereden yürüyor bilmiyorum ama bana borcu olanlar birkaç yıl yürüyemiyor Feridun. Abi inanılmaz net bir tehdit bu ya. Yani bir virgüle bile gerek yok. Ben anladım aynı frekansta olmadığımızı. Hemen onlara iletiyorum abicim. Sen hiç merak etme. Nasıldık? Yaşlı. Yani ya bu nasıl şarkı ya? Efsane yârimsin tatlım ne, bu mu? Evet. Ama emekli olsak çok güzel olmaz mıydı? Primlerimiz de doldu zira. Ya ben Z kuşağı diyorum, gençler diyorum. Sen bana prim diyorsun, zira diyorsun. Ya yok mu şöyle genççi bir şey? Pişi. Öf, efsane yaparım ben sana pişi. Sen tek başına burayı Ramazan eğlencesine çevirdin ha. Vallahi direkler arasındayım. Ya arkadaşlar şöyle ne bileyim duygusal romantik dans edilebilecek slow bir şarkınız yok mu ya? Aa, var aslında bir tane.
Acıya son. Acıya son, acıya son. Kafada bir çek ediyorum, acıya son. İçinde umut da var, keder var. Harika, acıya sonla patlatıyoruz. Gözünü seveyim, size güveniyorum. Hadi teyzeler. Şu mu? Abi sende kalp rahatsızlığı var mı? Yok. Neden? Birazdan olacak. Öyle bir duygusallık, öyle bir keder böyle damarlardan akıyor. Şarkının adı ne? Ne? Acıya son. Acıya son? Evet abi. Aslında ben daha çok slow severim. Bravo. Harika. Tamam, şu ışığı biraz açsana, yüzlerini görelim. Abi ben ışığı şimdi açmayayım. Şöyle söyleyeyim sana. Işık transistörlere zarar verdiği için biraz radyasyon yayıyor da. Onu ben sana sonra anlatacağım. Evet, hanımlar hazır mıyız? Evet! 3, 2, 1, recording! Acı içindeyim, kıvranıyorum. Sensiz geçen her gecede uyku girmiyor gözüme. Keşke tanışsaydık bundan 10 sene önce. Ama olsun, yanımdasın her gece. Biraz serde çal, biraz kantaron. Karıştırıp iç, budur acıya son. Elveda siyatik romatizma. Bel ağrısı azalır bir yudumda. Elveda siyatik romatizma. Bel ağrısı azalır bir yudumda. Şarkı. Güzel, ben yazdım. Ya, ben yazdı. Hatırladın, ben yazdım. Evet, çok evet. Zor okudum ama. Evet. Işık, evet. Işık, evet. Feridun. Evet hanım. Bunlar koca karı ilacı tarifi veriyor. Sığ bakarsan öyle abi. Yani oradaki kantoronla ayrılık acısını temsil ediyor. Zerdeçal? Orada beni de kaybettiler abi, evet. Ya bu kadar alt metne gerek yok. Yapmayın bu kadar alt metin ya. Üst metni hallettin, alt metin. Bak Feridun. Evet abi. Bana borcu olan insanların psikolojisini sana canlandırma yaparak anlatayım mı? Tabii abi. Bir sabah bir kalkıyorsun. Evet. Bir sürü cevapsız çağrı. Dışarı çıkıyorsun, mutlusun. Böyle hiç çocukluk yaşamamış gibi sevimsiz iki izbandut seni takip ediyor. Hızlanıyorsun, yine takip ediyorlar. Hızlanıyorsun, izini kaybettiremiyorsun. Dar bir sokağa giriyorsun Feridun ve bunu... La 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 la! Duymak istemiyorum çünkü asla öyle bir şey yaşamayacağım için finali hiç merak etmiyorum abi. Sen çok net bir insansın. Ben ne demek istediğini çok iyi anladım. Şimdi hanımlara ben iletiyorum. 10 numara bir şarkıyla geliyorum. Yeter ki topu düşürme, enerjiyi düşürme. Hep yüksek dur. Hadi. Işığım. Ha? He? Işığı biraz açsak mı? Okuyamıyoruz da şarkı sözlerini. Ne? En sevdiğimiz parka gidip şıklatsak da okamıyor muyuz elimizi? Ne? Yani... Bu nasıl bir uydurmak artık? Anlamadım valla. Duyamıyorum Beridu. Ya görmüyorum, duymuyorum, belim ağrıyor. Bana 3 maymun oynamayın hanımlar artık. 3. maymun konuşamıyor bir kere. O da sensin çünkü. Ya biraz hızlı konuş, benim sinirim bozdu sen ya. Ya sen kim oluyorsun da bize böyle kafana göre rahat yorum yapabiliyorsun? Bana biz böyle beşimiz mantıcı mı açıyoruz ya? He? Ya pop grubu kuruyoruz, pop grubu. Tabii ki sizin fiziksel özelliklerinizden de biraz bahsedeceğim. Kusura bakmayın, vallahi bir atımlık kurşunumuz kaldı. Adam bekliyor, parayı alacak gidecek. Yok mu şöyle sonda böyle dam diye vuracak bir şey? Har aslında biliyor musun? Atarlı giderli bir şarkımız var. Atarlı giderli kafada bir çek ediyorum ben bunu. Atarlı giderli çok iyi olur. Yalnız tecrübelere dayanarak soruyorum. Kime bu atar gider? Görümceme. Sen bir de evlendin mi? Vallahi evleneceğim. Şarkıdaki görümcem kısımlarını çıkarın. Tamam. Onun yerine yakışıklım deyin, tamam mı? Olur. Ne? Örümcek ağ atıp sonra sana vay yakışıklım mı diyelim? Vay 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 tos! Sen ne istiyorsan onu yap. Sen ne istiyorsan onu yap, tamam mı? Bunlara uy yeter. Sen beni delirttin. Sen 2. Buldun mu? Bunların ne şey söylüyorum? Abi. Abi küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi hanımlarla konuştuk. Onlar ufak bir böyle latife yapmışlar sana. 10 numara bir şarkı geliyor abi. Bayılacaksın şarkıya. Gençlerin hepsini böyle tümüyle ele geçireceğiz. Hadi bakalım. Hiç merak etme abi. Lan bana bakın, duyuyor musunuz? Evet. Sesin geliyor mu? Tabii. O duymaz, ona sorma. O nereden duyacak? Sen duyuyorsa tamam. 3, 2, 1 size güveniyorum. Recording. Nasıl olursun kendini, arkamdan konuşursun.
yakışıklı. Allah! Nasıl? Nasıl? Bu olur. Ya olmaz mı abi ya? Bu olur. Ben sana ne dedim abi? 10 numara şarkı olacak dedim değil mi? Şarkıların hepsi bu kıvamda olsun. Abi hepsi bu kıvamda olacak. Sen hiç merak etme, biz direkt kayda giriyoruz zaten. Tamam. Şu hanımefendilerle bir tanışsaydık. Hiç gerek yok. Çünkü ben abi 2 ay sonra büyük bir lansman düzenleyeceğim bir otelde. Orada birlikte yemek yiyeceğiz, orada tanışırsınız bir zaten. Bir teşekkür etseydin. Vallahi hiç gerek yok. Teşekkürün hepsini yemeğe saklayalım. İyi, hadi. Hadi. Aynı kıvamda. Tamam abi, sen hiç merak etme. Görüşmek üzere. Ay yoruldum ama. Kızlar! Başardık! Vallahi billahi başardık! Yapıyor ay! Buna ne oldu? Ay benim! Benim gözlüğüm. Senin bunu gözlüğü nerede? Ay benim! Sana ne oldu? Tansiyonum düştü, gözüm karardı. Yeter hanım, bayıldınız, ne oluyor? Vertigo! Çınlama geldi. Ama hanımlar, bu böyle olmaz. Bak daha 2 tane şarkıda şu hale geldiyseniz vallahi konser şenlikti, biz mahvoluruz. Sizi 10.000 bakımına sokuyorum. Sana biraz su vereyim. Sen gidici gibisin Leman. Gözlüğüm nerede ya? İsmail abi görse vallahi rezil olacağız ha. İç biraz, iç. Üstüne mi yaptın? Hiç. Yok. Ben sizi toplayacağım. Ay ay benim. Ay. Abi. Ay. Feridun. Ay benim. Oğlum buranın hali ne, huzur evi gibi? Abi sana az önce söyledim ya, ben birden ışıklar kökleyince transistörler oksitlendi ve radyasyon yayıldı. Anında 15 sene bunlar ileri gittiler, ben de anlamadım. İnanır mısın? İnanmam. Muhakkak. O zaman abi benim Karasu'da bir tane yazdığım var. Notere gidelim, ben onu senin üstüne hemen geçireyim. Abi. Gel canım. Siz buyurun abi. Feridun! Abi benim yardım. Niye verdin ya adama güzelim Karasu'daki yazlığını? Vallahi anlamak için çok geç yeter ninem. Çok geç! Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen nesin?